Evet, günümüzde artık özellikle yağ dokusu olmayan ya da yağ enjeksiyonu istemeyen, düşünmeyen hastalar için çok güzel bir seçenek dolgu uygulamaları. Nasıl ki dudakları dolduruyoruz, göz altlarını dolduruyoruz, yüzü dolduruyoruz. Popo bölgesi için de geliştirilmiş yaklaşık 5 ila 7 yıl kalıcı olan, yani 5-7 yıl sonra kendinden giden bir ürün zaten kullanılan. Ki bunlar yeni geliştirilmiş şeyler. Özellikle büyük volüm gerektiren bölgelere uygulanan dolgu malzemelerinden bahsediyorum. Bu şekilde vücudunda yağ olmayan ya da yağ enjeksiyonu uygulamasını tercih etmeyen hastalar için lokal anestezi altında bu bölgelere dolgu uygulaması yaptığımız bir teknik ve çok da sıklıkla hastaların başvurduğu bir yöntem. Burada herhangi bir iz olmadan çok küçük kesilerden girerek enjektörle, yani iğnelerle yapılan kanül yöntemiyle, daha doğrusu diyebilirim, kanüllerle uygulanan bir uygulama. Ve bu yöntemde popo bölgesinde çukurluk varsa o bölgeyi doldurabiliyoruz, deformasyon varsa orayı doldurabiliyoruz. Hasta ne kadar büyük, ne kadar dolgun bir popo istiyorsa dolgumuzu miktarını artırıp ona uygun bir şekilde dolgu uygulaması gerçekleştirilebilir. Ve özellikle hastanın, yani formunu verirken gerek yanlardaki çukurluklar, gerekse popo bölgesindeki çıkıntı arzu ediliyor ise buna yönelik olarak daha önceden planlanıp işlemi gerçekleştiriyoruz. Gerçekten herhangi bir alerjik reaksiyonu olmayan ve yapılan hastalarda son derece memnuniyet verici bir uygulama, popoya dolgu uygulaması. Ve hastalar için herhangi bir şekilde hissedilmez. Hani dışarıdan dokunmakla, ellemekle herhangi bir şekilde bir sıkıntı hissedilmez. Normal poponun kendi kıvamındadır. Sıkılık verir, dolgunluk verir ve hasta içinde sosyal yaşamına çok hızlı bir şekilde dönüş sağlayan, herhangi bir etkisi olmayan bir uygulama olarak değerlendirilebilir. Hastaların gerçekten bu işlem sonrası çok hızlı bir şekilde yaşama dönüşleri, vücutlarında herhangi başka bir bölgede bir problem yaşamamaları da bu tekniği tercih etmelerindeki en büyük sebeptir diyebiliriz.